Arkadaşlar selamlar. Bugün küçük işler için elde kullanabileceğimiz küçük bir basit taşlama makinesi yapmaya çalışacağız. Normalde benim aslında bu işler için bir Dremel tarzı bir cihazım var ama bu hayli büyük. Bazen çok küçük olması avantajımıza olabilir. O nedenle elimdeki malzemelerden bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm ve bunun da bir videosunu çekmek istedim. Bu gördüğünüz hazne redoksiyon adı verilen bir vitaminin kabı alüminyum. Aslında dışında bir kaplaması vardı ama ben bunu zımparayla çözdüm tamamen. Şu anda ekranlarda zaten bu kaldırılmamış hali var. Siz de bunu basit bir elle zımparalamayla sökebilirsiniz. Bir adet DC motorumuz var. Bu herhangi bir motor olabilir. Önemli olan bunun içine girebiliyor olması. Printer'da bastığım bir plastik kapak var. Bunu burada kapatacak şekilde olması için tasarladım. Burada bir güç girişi, dişi. Bir de açma kapama anahtarı var. Motor için iki tane cıvata var. İsterseniz siz motoru yapıştırabilirsiniz ama ben mekanik bir birleştirme kullanacağım. Bir de daha sonra motorun ağız kısmına montaj için elimde birkaç cıvata somun var. Burada hazır parçalar olabiliyor direkt alet bağlamak için. Onlardan bulduğum zaman onu değiştireceğim ama şu anda videoda görünmesi açısından bunu şimdilik bu şekilde idareten takacağım. İsterseniz montaja başlayalım. Motoru montajlamadan önce kabloları bağlasak bizim için daha avantajlı olacak. Burada yapacağımız ilk şey açma ve kapama anahtarının bir tanesinin kablosuyla güç girişinin kablosunu birleştirmek. Güç anahtar üzerinden geçerek sisteme gideceği için burada açma kapamayı anahtar üzerinden kontrol edebiliriz. İkinci aşamada kablonun bir tanesiyle motorun kablosunu birleştirmek. Sonrasında da anahtarın ikinci kablosunu birleştirmek olacak. Bunları yaptıktan sonra şasimiz alüminyum olduğu için kısa devre olmaması için tüm açık kablo uçlarını elektrik bandı ile kapatmamız gerekiyor. İsterseniz kabloları birleştirmeden önce makaron da kullanabilirsiniz. Ben şu anda elektrik bandıyla bu işimi hallettim. Şimdi montaja geçebiliriz. Motoru içine salladık. Cıvataları ağızlatalım. Burayı sağlam sıkmak önemli. Çünkü titreşim altında bunlar çözülebilir. İsterseniz bu noktada yapıştırıcı veya sıvı kilitleme elemanları kullanabilirsiniz. Loctite, Loxel gibi. Daha sonra kapağı kapatmam gerekecek ama bunu yapmadan önce isterseniz önce bir çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Taktım. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi artık kapağı kapatabiliriz. Dediğim gibi bu kısma istediğimiz herhangi bir aletin hazır kavramalarını takabiliriz. Ben burada şimdilik bu şekilde uydurmasyon bir parça tasarladım, onu takacağım. Üzerine ikinci bir somun. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.